Evet, haftalardır süren koşturmada artık sona gelindi. Seçmen bugün 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçecek. Ve Türkiye seçimini yaptı. Biz de artık ekrana verebiliyoruz. Bu büyük bir değişimi işaret ediyor. Ya bu harita 25 yıldır olmayan bir harita. Buradaki renklerde elbette ki değişme ihtimali var. 1 milyonun biraz daha üzerinde bir farkla birinci durumdayız. Ankara halkının yüce iradesi karşısında bir kez daha kaybettiler. Kaybetmeye de devam edecekler. Bugün seçmen 22 yıllık Türkiye fotoğrafını değiştirmeye, ülkemizde yeni bir siyasi iklime kapı aralamaya karar verdi. Son kaleyi bırakmadık. Bundan daha güzel ne olabilir ki? Son kale İstanbul'du. Kazandık çok şükür. İnanmıştık, çalıştık ama bu kadar güzel sonuçlanacağını bilmiyordum açıkçası. İstanbul kazanmanın heyecanını yaşıyoruz. Mutluyuz, umarım kazanacağız. Atatürk'ün yolundan. İstanbul'a ihanet ettik diyenler, bebek katillerine sayın diyenler, şehitlere kelle diyenlere gelsin. Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybettik ama bunu kazandık. O yüzden hem buradayız, hala da burada olmaya devam edeceğiz. Yıllarca bu anı bekledik. Çocukluğumuzdan beri hep aynı şekilde yönetildik ama çok mutluyuz. Teşekkür ederiz herkese. İlk oyumuzu Kılıçdaroğlu'na verdik, şimdi de imama verdik, kazandık. Yani mutluyuz. Artık değişmesi lazım. Biz gerçekten oraya kalktık. Yani gerçekten çok bıkkın bir durumdayız bu ülkede. Bu seçimin en büyük değişikliği aslında seçimde coğrafi haritanın değişmesiydi. O coğrafi haritaya eşlik eden seküler muhafazakar kutuplaşmasının da yumuşamaya başladığının bir göstergesi. Dolayısıyla ciddi bir dönüşüm aslında bu seçim. Büyük şehirlerde CHP'nin başarılı olacağını kamuoyu yoklamaları zaten söylüyordu. Fakat işte Mayıs ayında herkesin ağzı yandığı için de hiç kimse tamam garantidir alacağız filan da diyemiyordu. Büyük sürpriz CHP'nin sadece kıyılardan içeriye doğru açılması değil, bütün Anadolu sathında varlık gösterebilmesiydi. Depremden en çok etkilenen bölgelerin ve işte Adıyaman gibi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çok güçlü olduğu yerlerin CHP'ye geçmiş olması bence seçimin sembolik olarak en önemli sonuçlarından birisi. Partinin kalesi diyebileceğimiz bir ilin kalmamış olması, hemen her şeyin el değiştirebilmeye başlamış olması. Bu da aslında Türkiye'de o siyasal kutuplaşmanın yumuşadığının önemli göstergelerinden birisi. Şimdi gördüğümüz şey aslında gecikmiş bir tepki de diyebiliriz. Genel seçimlerle yerel seçimlerin doğası farklı. Genel seçimlerde talepler daha ziyade daha ülkenin makro kimliğiyle ilişkili oluyor. Ve yine hatırlarsanız ki 2023 genel seçimlerinde hükümet özellikle milliyetçiliği ve ülkenin bekasını çok ciddi bir biçimde kullanmış. Bu konuyla ilgili pek çok kampanya yapmıştı. Dolayısıyla belki de ilk mesele bunun bir yerel seçim olmasıyla ilişkili. İkincisi ekonomik krizin derinleşmesiyle ilgili ve aslında alt gelir grupları tarafından hissedilmeye başlamasıyla artık ilişkili. Büyük ihtimalle Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verenler, daha önce oy vermiş olanlar, oy vermeyi düşünenler sandığa gitmeyerek dolaylı bir tepki gösterdiler. Eğer hakikaten AKP seçmeni eğer sandığa gitmediyse büyük bir memnuniyetsizliği dile getirir, yani ifade etmiş olur. Bu aynı zamanda Tayyip Erdoğan'a iktidar kaybettirmeyeceği için ayarı bu şekilde veririm demiş olabilir seçmen. Bu tabii ekonomi yönetiminden rahatsızlık, bu saltanat görüntüleriyle insanlara 3 kuruş 5 kuruş daha fazla maaş verememe arasındaki tezat, bir ölçüde belki bu baskı ve adalet mekanizmasının tamamen çürümüş hali. 31 Mart bizim için bir bitiş değil, aslında bir dönüm noktasıdır. Türk milleti yine sandığı vesile kılarak mesajlarını siyasetçilere ulaştırmıştır. Bu seçimde ders değil, tokat atıldı, tokat geldi. Yani bu tokatın karşılığında Erdoğan ne yapar? Yani bu bizim verebileceğimiz cevap değil maalesef. Murat Kurum, gerek önceki tecrübelerinden, gerekse işte daha önceki görev aldığı konumlardan dolayı seçmenin çok içine yatan bir seçenek değiliz zaten. Burada AK Parti seçmeninin de aslında bu
adaya çok okey olmadığını görüyoruz. Millet ekonomiden dolayı, yani bu maişet emekli takımı, gariban takımı. Zaten seni destekleyen oydu. Memura olan yapılan zamlar emekliye verilmeliydi. Şimdi düşün, kira için 20 bin olmuş, sen 10 binde kalmış. Ya bu adam evine ekmek götüremiyor. Bir kısımda lüks hayatlar yaşıyorsa bunun hesabı sorulur abi ya. Ve millet bu yönden bu olaya girdi. Öyle geliyor bana. Zor oyunu bozar. Unutmayalım bunu arkadaşlar. Zor oyunu bozar. Biz nasıl iktidarda AK Parti olarak iktidardayken bize saygı gösterip aynı çatı altında dolaşıyorsak, aynı çatı altında yaşıyorsak bizlerin de onlara saygı göstermemiz gerekiyor. Herkes hak ettiğini alır, çalıştığı kadarını alır diye düşünüyorum. Demek ki AK Parti'nin de kendince eksikleri olduğumuz var. Erdoğan sonrası Türkiye'sinde AK Parti'nin herhangi bir varlık göstereceğini düşünmüyorum. Cumhurbaşkanı da ama bu konuyu çok da dert edeceğini düşünmüyorum. Çünkü emekli olmak başka bir şey. Türkiye'nin siyasal iklimini nasıl değiştirdi diye düşünürsek, bir kere zaten CHP'yi ana muhalefet partisi olmaktan çıkarıp birinci parti yaptı. Bu başlı başına çok büyük bir değişim. Sadece CHP'yi değil, aslında Türkiye'deki siyasal parti sistemini de yenilen, şekillendiren bir seçim oldu bu. Örneğin bakarsanız İYİ Parti'nin hür ve müstakil siyaset dediği ve ittifak siyasetinden vazgeçtiği seçim stratejisinin aslında çok büyük bir başarısızlıkla sonuçlandığını gördük. Ama öte yandan Yeniden Refah Partisi'nin ciddi bir başarısı söz konusu. Dolayısıyla bir takım siyasal partilerin çözülmeye başlamasının belki de ilk adımı, bazı partilerin de Yeniden Refah Partisi gibi yükselmeye ve güçlenmeye başlamasının ilk adımı olacak. Bir kişinin vesayet dönemi bugün itibariyle bitmiştir. Bitmiştir. Cumhuriyet ve demokrasi bugün itibariyle tam yol ileri demiştir. İstanbul seçiminin İmamoğlu tarafından kazanılmasıyla birlikte Türkiye'de Tayyip Erdoğan'dan iktidarı devralabilecek bir yeni lider var mıdır sorusu nihayet cevaplandırılmış oldu 21 yıl sonra. Cumhuriyet Halk Partisi şu anda neredeyse Türkiye ekonomisinin yarısından fazlasına hükmeden şehirlerin yönetimini ele geçirdi. Şimdi bunun AKP'nin patronaj ağına bir darbe olmaması mümkün değil, elindeki imkanları kısıtlamaması mümkün değil. İstanbul özelinde de bana sorarsanız yeni bir politik ağırlık merkezi de ortaya çıkmıştır. 2028 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden aday olursa, ki yeniden aday olabilmesi için bir anayasa değişikliği yapması gerekiyor. Ve bu anayasa değişikliği aslında CHP'nin bu kadar güçlendiği bir durumda çok da kolay olmayabilir. Ama eğer yeniden aday olursa ya da kendisinin devamı olarak göstereceği kişinin karşısına en muhtemel çıkmasını beklediğim aday Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu'nun tabii ki en önemli avantajlarından birisi çok geniş bir seçmen grubuna hitap edebilmesi ve çok büyük, ülkenin en büyük kentini yeniden bir kez daha yönetecek olması. Bu ona hem görünürlük, hem kaynaklara erişim, hem de aslında çok ciddi bir seçmen tabanı sağlıyor.